Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifindeki o sevmek, şöyle söyleyeyim efendim, sizin sevgi anlayışınız çok üst bir seviyede ve sevmenin çok basit bir şey olmadığını, özel bir şey olduğunu kastediyorsunuz. Oradaki sevgiyle sizin sevginiz yakın mı? Yani örnek veriyorum, ben seviyorum diyen sevmemiştir aslında. Sevgi öyle lafta değildir anlayışınızdaki sevgi midir? Ya sevmek deyince beğenmek, ondan sonra muhabbet beslemek, sonra sevmek, sonra aşık olmak. Bunu ben böyle sınıflandırırım, kategorileştiririm adım adım. Şimdi biz normalde beğenmeyi de sevginin içerisinde bir hani makam olarak koyalım veya bir derece olarak koyalım. Onun üstüne muhabbet etmek var, o da bir derece. Hepsi de sevginin alt kademeleri bunlar. Ondan sonra sevmek. Şimdi biz beğendiklerimizden sorumluyuz. Biz muhabbet ettiklerimizden de sorumluyuz. Biz sevdiklerimizden de sorumluyuz. Şimdi başka bir hadis-i şerifte der ki kişi birini seviyorsa sevdiği kimsenin yaptıklarını yapmasa dahi yapmış gibi kabul edilir diyor. Burası çok tehlikeli bir yer. Yani sen şimdi birisini seviyorum dediğinde onun işlemiş olduğu amele kalbi olarak, manevi olarak ortak oldun. Bak, işlemiş olduğu amele. Sen şimdi hırsızı seviyorsun, destekliyorsun, örnekliyorum bunu. Sen hırsızın yapmış olduğu hırsızlığa ortak oluyorsun. Sen rüşvetçi bir kimseyi seviyorsun, muhabbet besliyorsun, destekliyorsun. Sen onun yapmış olduğu rüşvetten payını alıyorsun. Çok tehlikeli. Sen şimdi işte filanca sanatçı ölüp bitiyor değil mi insanlar ona? Onun yapmış olduğu amelden nasibini alıyor. Şimdi ona desen ki çok affedersin, hani dansöz gibi çık, oyna desen oynamaz. Ama dansözü çok seviyor, alkışlıyor onu. O dansöz olmasa dahi o dansözden nasibini aldı, sevdi çünkü onu. Muhabbet besledi, onu destekledi. Burası çok tehlikeli bir yer. Yani sen bir veliyi sevdin, velinin işlediği ameli işlemedin. Velinin derecesine de çıkmadın. Velinin çektiği ızdırabı da çekmedin, sıkıntıyı da çekmedin. Ama ona karşı muhabbet besledin. Ha, onun yaptıklarına komple ortak oldun. Sen şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini hani beraber yaşamadın. Onun yaşadıklarını da yaşamadın, onun çektiğini de çekmedin. Ama 1400 yıl sonra onu seviyorum dedin. Ben onu seviyorum deyince sevdiğinle ortak oldun. Bu bir tarafı çok keskin, insanı uçuruma götürür. Bir tarafı insanı zirveye götüren bir şey. O yüzden sufiler sevgiye çok önem vermişler. Bak, sufiler sevgiye çok önem vermişler. Cenab-ı Hak da önem vermiş. O müminler ki Allah'ı şedid bir sevgiyle severler. Kuvvetli bir sevgiyle severler. Müminlerin vasfı bu. Mümin Allah'ı şedid bir sevgiyle sever. Mümin peygamberi de sever sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin velileri de sever. Mümin müminleri de sever. O zaman sevdiğinde onların ameline ortak oldu. Bu muhteşem bir şey. Bak, ameline ortak oldu. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki yapmasa bile, hatta bunu normalde heytemi Allah için sevmekle alakalı olan bapta bunu alır bu hadisi. Bu hadis çünkü hani Tirmizi'de geçiyor olması lazım bu hadis-i şerif. Yani bu mesele, yani kimi sevdiğinle alakalı mesele, çok önemli bir mesele. O çünkü hani önce şu hadisi koyalım öne. Kişi sevdiği kimsenin amelini yapmasa dahi o ameline ortak olur. Yani yapmış gibi olur. Sen kumarı oynamıyorsundur, kumarı seversin.
kumar oynamış gibi günaha girersin. Sen içki içmiyorsundur. Kendince içinden içki içenleri seviyorsundur. İçkiyi seviyorsundur. İçmesen içmeden sarhoş olursun. Günaha girersin. Ha içmiş gibi girmezsin. Eyvallah. Ama bu normalde ameline ortak olursun. E şimdi böyle olunca iyileri seven iyilerin ameline ortak oluyor. Sen gıybetçiyi seversen gıybetçinin gıybetçiyi seviyor ya. Geliyor bıt 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 sana bir şey söylüyor. Sen de onu dinliyorsun. Onun aman gönlü kırılır şimdi incinmesin. Gıybet etme diyemiyorsun ona. Susun arkadaşlar. Burada olmayan bir kimsenin hakkında ne gıybet ediyorsun diyemiyorsun. Arkadaşlığını düşünüyorsun, dostluğunu düşünüyorsun, eşini düşünüyorsun. Her şeyi hesap ediyorsun böyle. Gıybete karşı sonra içinden diyorsun ki ben bunlardan değilim. La la illallah, la la illallah. Ha söylesene dilin mi koptu? De ki gıybet etmeyin. De ki dedikodu etmeyin. Diyemiyorsun onu. E içinden böyle gıybetçilerin içindesin ama. Onlardan oldun. Onlardan oldun. Kur'an ve sünnetin dışında bir eylem var. Ne olursa olsun. Sen onu durduramıyorsan orayı terk edeceksin. Yoksa ortaksın ona. Bak yoksa ortaksın. Benim eski arkadaşlarım vardı. Haydi birader gidelim. Ya ben dönmeyeceğim artık. Beni çağırmayın. Gittim bir iki sefer. Baktılar. Ben içmiyorum, dönmüyorum. Dedim bak beni çağırmayın. Beni günahınıza ortak etmeyin artık. Bıraktılar. E yoksa git. Ha içmiyorum de oturma yani de. Bu doğru değil. Desteklemiş oluyorsun onu. Onunla beraber imajı veriyorsun. Bak onunla beraber imajı veriyorsun. Hele belli bir mesela örnek. Benim kimliğim belli mi? Belli. Benim yerim durduğum nokta belli mi? Belli. Biz şimdi, ben şimdi Kur'an ve sünnetin apaçık ezildiği, terk edildiği, Kur'an ve sünnetin rafa kaldırıldığı bir yerde durursam orada, ben onu desteklemiş gibi olurum. Olmaz. Yani ne olur? Ben bu sefer Müslümanlara sanki o işe cevaz veriyormuşum gibi olur. Bak, etrafa cevaz veriyormuşum gibi olur. Olmaz. Ben o yüzden geçenlerde birkaç sefer söyledim. Kur'an ve sünnete uygun değilse yapacak olduğunuz hani tören davet etmeyin beni dedim. Sebep benim orada bulunmam sanki ona cevaz veriyormuşum gibi olur. Sen yıl 360 gün din anlat ondan sonra git dangıdı dungıdı dangıdı dungıdı orada otur örneğin. Bu doğru değil. Bana doğru değil. Aslında kimseye doğru değil. Hiç kimseye doğru değil. E şimdi onu desteklemiş oluyorsun çünkü. Hani Kerbela'yı işledi ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in meşhur sözü var. Yani Yezid diyor ki şey yapsın ne o? Biat etsin. Diyor ki benim ona olan biatim şahsi olmaz. Sonradan diyor Müslümanlara buradan kapı açılır. O manada söylüyor. Zalime bu sefer biat ederler diyor. Zalime biat edilmez çünkü. Adaletsiz bir insana biat edilmez. Bakın adaletsiz bir devlet başkanına biat edilmez. Adaletsiz bir zalim insana biat edilmez. Ondan olursun. Allah muhafaza eylesin. Allah o yüzden seviyorum demek böyle bir kafiri seviyor adam. Bir masonu seviyor. Mason 33 dereceli mason seviyor onu. Aşık. Adam Risale-i Nur okuyor. Adam Risale-i Nur ezberinde sanki adamın. Adam Süleyman Demirel için yanıp tutuşuyordu. En sonunda bana onu dedi. Senin şeyhinden daha büyük evliya o dedi. Ben de dedim kişi sevdiğiyle beraber Allah seni onunla haşretsin dedim. Amin. Bu kadar basit. Allah seni onunla haşretsin. Sevdiğinle haşretsin seni.
Adam Süleyman Demirel'i evliyadan görüyordu. Yeni Asya Risalecileri, Yeni Asya grubu Süleyman Demirel'i evliyadan görüyordu. Bitti. Şimdi Allah için herkesi seversin. Bu ayrı mesele. Biz bütün insanları Allah için severiz. Tamam. Allah yaratmıştır onu. İnsandır sonuçta. Kapıdan birisi girer, biz onun dinine, imanına, cinsine, cibilliyetine bakmayız. Buraya halakamıza gelmiş. Allah için severiz onu. Ama bireysel noktada ben onu tanıyorsam, ben onu o noktada durmam. Allah muhafaza eylesin. Amin efendim. Doğru değil çünkü. Ama burası bir topluluk örneği. Birisi geldi buraya. Gelsin, hoş gelsin. Biz onun bu noktada neden geldiğini demeyiz. Ama insan yürekten beğendiği, muhabbet ettiği, sevdiğim, seviyorum dediklerinden sorumlu. Bak sorumlu. Adam gidiyor bir teröristi seviyor. Sorumlu.